Ama borç tutarı %9,9 arttı. Şubat itibariyle yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın 313,5 milyar lira konut kredisi borcu görünüyor. Evet, şimdi bu kadar derdi anlattık. Nitekim 19'da da anlatmaya devam edeceğiz. Emek mücadelesine ve polis müdahalesine de bakacağız ama şöyle bir nefes aldırmış olur. Çünkü 38 yıl sonra Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı. Büyük bir coşku vardı. O bir coşkuyu izleyelim. Trabzonspor'da özlem sona erdi. Bordo Maviller en son 1983-84 sezonunda şampiyon olurken tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Bordo Mavili ekip Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. Maçın 90 dakikası 2-2'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçta Karadeniz temsilcisi 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzon şehir merkezinde şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için dev bayraklar açılırken yoğun güvenlik önlemi de alındı. Yollar araç trafiğine kapatılırken binlerce Trabzonspor taraftarı atkı ve formalarıyla şampiyon takımları için tezahüratta bulundu. Sadece Trabzon değil yurdun dört bir yanında Bordo Maviller şampiyonluk sevinci yaşadı. Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar meşale ve havai fişeklerle de şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü. İstanbul'da köprüler bordo mavi renklerle ışıklandırıldı. Güzel görüntülere gölge İstanbul Gazi Osman Paşa'da düştü. Otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar faciaya davetiye çıkardı. Taraftar tam otomobilden inerken patlayan silah çevredekilerin kaçışmasına sebep oldu. Üstelik de bu silahlar için uyarılmış, günlerce kentte de afişler asılmıştı. Sevincimiz, mutluluğumuz yüzüne dönmesin diye. Bir reklam arası, 19'da buradayız.